Değerli arkadaşlar, hepinize tekrardan selamlar. Ee, bana gelen bilgilerde arkadaşlar, temettü'nün e, ne olduğu hakkında bana sorular geliyor sürekli. Temettü nedir? E, temettü hisseleri nelerdir? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz diye sürekli mesaj geldi. Ben de bu konu hakkında sizlere biraz yardımcı olmak istedim. Temettü ve temettü veren firmalar hakkında hangi firmanın ne kadar temettü verdiği, benim takip ettiğim hisse senetleri hakkında bilgi vereceğim sizlere. Tekrardan söylediğim gibi. Baktığımızda şu hissenin şu kadar e, hisse başına ödenecek net nakit kar payı hakkında bilgi verdikten sonra bu vereceğim yani söyleyeceğim hisselerin herhangi birinin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtmek durumundayım ama ilerleyen e, zamanlarda ben sizlere sürekli kendi portföyümden e, bazı e, şeyleri göstereceğim arkadaşlar hisse senetlerini göstereceğim. Şu anda öncelikli olarak e, temettü temettünün ne demek olduğuyla başlayalım. İlk olarak bir teorik bilgi vereceğim. Daha sonradan ben sizlere bunları açıklayacağım arkadaşlar. Temettü bir işletmede ortakların dönem içinde elde ettiği kar payından aldığı hakka temettü denir. Yani biz ortakların şirkete yatırım yaptığımızda, onun hisse senedini aldığımızda yıl sonunda net karından, tabi bu genel kurulla belirleniyor, yani Elde edilen karın en az %20'si, 20'sinden az olmamak şartıyla bizlere ödenecek payın e, oradaki TL karşılığı olan değere bölünmesi sonucu çıkan rakamları bizlere dağıtmaktalar arkadaşlar. Tabii ki bu kar faaliyet vergi öncesi karı hesaplanıp %20'sinden az olmamak şartıyla ödüyorlar. Yani bu %1 karını da dağıtabilir, %10 karını da dağıtabilir e, ya da bunları yatırımcıya net kar olarak vermer vermeden bedelsiz artırım yapma durumları da vardır arkadaşlar. Tabii ki bedelsiz artırımı şu an konumuz temettü olduğundan dolayı bedelsiz artırıma girmeyeceğim. Temettünün ne olduğundan iki çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü iki türlü firma eee kar dağıtmakta bir temettü, bir de bedelsiz karşılığında sizlere hisse senedi vermekte. Bunları anlattıktan sonra şöyle bir bilgiye geçelim arkadaşlar. Firmaya bizler yatırım yapıyoruz. Firma bizden biz firmanın hisse senetlerini aldıktan sonra belli bir süre sonra firma işlemleri dolayısıyla elde ettiği elde ettiği kardan e, bizlere e, hisse başımıza kar payı ödemesidir. Şöyle örnek verelim arkadaşlar pazarcı usulüyle ya da şöyle biz bir e, tekstil firmasına biz bir tekstil firmasının hisse senetlerini aldık, ortak olduk. Tekstil firması ne kadar kar elde etti? 100 100 milyar lira. Bu olayda faaliyet vergi sonrasında %20 kar üzerinden bize %10 kar dağıtımı yani 10 milyar TL kar payını dağıtacağını söyledi arkadaşlar. Bizim elimizde ne kadar e, hisse var? Diyelim hissemiz e, değeri 10 TL. Hissemizin değeri 10 TL. Buradan bizlere %10 e, ya da e, %50 bizlere temettü vereceğini söyledi. 10 TL'nin %50'sini. Yani bizlere arkadaşlar 5 TL temettü vermek durumundadır. Tabi bundan sonra firmanın değerinde ufak bir düşme olacaktır. Tabi firmamız sağlam durumdaysa ilerleyen süreçlerde kendini tekrardan o tekrar eski aşamasına geri getirecektir arkadaşlar. Şöyle örnek verelim. Elde ettiğimiz gelir sonrasında %15 stopaj kesilmektedir arkadaşlar. Yüzde, örnek verelim. %50 temettü veren firma 100 tane hisse senedimiz var. 1 TL karşılığında %50 temettü verdiğinden dolayı 50 kuruş, 100 tane hisse senedi 50 liralık temettü elde etmektedir. Kişi. Şöyle diyelim arkadaşlar tekrardan. Genel olarak basit, daha basit anlatmak istiyorum. O yüzden bu kadar çabalıyorum arkadaşlar. Daha kolay anlatacağım. Bir firmaya biz hisse senedini aldık arkadaşlar. 10 TL yani 10 milyar lira kar elde ettiğini düşünelim firmanın. Firma Firmanın hisse senedi ise 5 TL arkadaşlar. Bu firma %50 temettü payı veriyor diyelim arkadaşlar. Ne kadar? Arkadaşlar bizlere 2,5 TL temettü zamanında bizlere temettü geliri verecek. Bu sürekli bu şekilde ilerleyen bir şeydir. Tabi buna gene firma karar vermektedir. Bir firma sürekli temettü vereceğim diye bir şey yok. Ama genel olarak genel bağlamda sürekli temettü veren, güzel temettü veren firmalar vardır arkadaşlar. Devam edelim daha sonrasında. Arkadaşlar düzenli temettü veren şirket güvenirli, güvenilirliğini arttırmaktadır. Yani bu firma aslında çok güvenilir bir firma olduğunu göstermektedir. Temettü alabilmek için ne zaman temettü alırız? Arkadaşlar yatırımı bir önceki gün yani son dağıtmaktan dağıtmadan bir önceki gün kapanmadan hisse senedini aldığımızda temettü almaya hak kazanıyoruz. Temettü peki bazı kişiler soracak. Temettü bizim hesabımıza ne zaman yatmaktadır? Arkadaşlar temettü ikinci işlem günü yani dağıtımdan dağıtından sonraki ikinci işlem günü öğleden sonra hesabınıza direkt yatırılmış durumda olacaktır. Peki sadece temettü. Arkadaşlar sadece temettü yatırımı yapmak bir biraz da ahmaklık olarak ben görüyorum. Yani hem temettü gelir alacağız hem de hissenin değeri zamanla artan firmanın hissesini alacağız. Güzel yatırım yapmak e, aslında kişinin kendi elinde. Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar yapılan işlemler yani temettüyü alacağımız firmanın güzel işlemler yani faaliyetlerine bakarak bundan bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Örnek verecek olursam tabi tekrardan YTD değildir diyoruz buna. Sasa firması var arkadaşlar. Bu firma polyester üretiminde Adana bölgesinin birincisi. Türkiye'de de en iyi 70. firmalardan sanırsam 70. sıralarda olması lazım. Adana bölgesinin ama birincisi. Sasa çok güzel yatırımlar yapmakları şu anda. Yanına ek işletmesinin yanındaki ek işletmeyi de işletmesine dahil ederek elde edeceği net karını arttırmayı düşünüyor. Ayrıca projeleri olan firmalar... Ya da kısa vadeli borçları, uzun vadeli borçlarının az olan firmalara da güzel yatırımlar yapabilmektesiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan işte inceleyelim arkadaşlar. 3 e, tane firmayı size söyleyeceğim benim incelediğim. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz şurada Eregli var. Eregli yani Eregli diye siz sisteme yazdığınızda, portföyünüze tıkladığınızda oraya gelecektir. Eregli Demir Çelik. Arkadaşlar şu anki bu e, fiyat 7 ,60 lira 60 seviyesinde şu anda. Bu birkaç gün öncenin. 1 lira 20 kuruş bürüt veriyor arkadaşlar. Net 1 lira 07 kuruş. Ne zaman dağıtacak arkadaşlar? Nisan ayının 24'ünde. 2020'de arkadaşlar. Ee, peki ne kadar temettü veriyor bu firma? %18,5. Elde ettiği kar 3 milyar 317 milyon lira net karı var. Buradan artık e, ona göre bir kar e, sizlere dağıtacaktır arkadaşlar. İkinci olarak şu aşağıda PSDTC firması var. Pergamon Dış Ticaret. E, bu da 1 lira 27 kuruş. Bunun tam tarihi yazılı değil ama burada 22 Nisan civarında hatırlıyorum. %19,7 9 milyon lira net kar var. Çok düşük ama yani güzel şey almak için sermayesini güzel bir şekilde ilerletmek için az olan net karını da güzel bir şekilde dağıtıyor bu firma. 1,08 oranında dağıtım yapmaktadır. Son olarak şurada bir firma daha var. Ona da bakacağız. Aşağıya doğru iniyorum. İndim. İndim, indim, indim. Tekfen. Arkadaşlar tekfen de şu anda 11.65 ama şu an 12.58 civarı olması lazım arkadaşlar. Bu da e, Nisan ayının 27'si aynen. Nisan ayının 27'sinde %10 oranında e, temettü 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 dağıtmakta elde ettiği net kar 1 milyar 421 milyon TL. Bu da güzel firmalardan birisi arkadaşlar. Bunu da takip ediyorum. Şu an bir ay önceki 27 lira olması lazımdı Tekfen Holding'in hisseleri. Dediğim gibi arkadaşlar şu anlık 3 taneyi söyledim. Bu firmalar firmalar araştırılarak tekrardan söylüyorum bunların herhangi birisi yatırım tavsiyesi değildir. Bu firmalar araştırılarak yaptıkları faaliyetler ve öncesinde ne kadar olduğu ve şu anda ne kadar olduğu tekrar eski seviyelerine yakın zamanda geleceğini ben düşünüyorum. Bu e, firmalara yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi tekrardan dediğim gibi bunun hiç bu söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben yapıyor muyum? Yapıyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İlerleyen e, düzeylerde, e, ilerleyen seviyelerde arkadaşlar sizlere geçmiş yıllarda bu söylediğim 3 firmanın neler yaptığı, yatırımları, bilançolarına bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi bu 3 firmaya ben yatırım yapıyorum. Ama sizlerin yatırıp yap yatırım yapmamasını siz kendiniz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.